Türk savaş uçağı ANVF-35, modern savaş uçakları alanında önemli teknolojik başarıları temsil ederler. Bu videoda, her iki uçağın özelliklerini, yeteneklerini ve potansiyel kullanım alanlarını karşılaştıracağız. Öncelikle, Türk savaş uçağı KAAN, Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi çabalarının bir ürünü olarak dikkat çeker. Uçağın tasarımı ve geliştirilmesi, Türkiye'nin savunma teknolojisindeki bağımsızlığını ve yerli mühendislik kapasitesini gösterir. KAAN, gelişmiş avyonik sistemlere, yerli üretim radar ve sensörlere sahip olması beklenir. Ayrıca, farklı iklim ve coğrafyalarda etkili operasyon kabiliyetine sahip olduğu tahmin edilmektedir. Diğer yandan, F-35-2, Amerikan yapımı bir 5. nesil savaş uçağıdır ve dünya çapında birçok ülkenin hava kuvvetleri tarafından kullanılmaktadır. F-35, gelişmiş, görünmezlik, özellikleri, üstün hava-hava ve hava-yere saldırı kabiliyetleri ile tanınır. Ayrıca, entegre sensör paketi ve bilgi paylaşımı yetenekleri sayesinde, modern savaş alanında bilgi üstünlüğü sağlamada kritik bir role sahiptir. KAAN'ın ve F-35'in karşılaştırılmasında dikkate alınması gereken bir diğer önemli faktör ise maliyettir. Yerli üretim olan KAAN'ın, Türkiye için daha maliyet etkin bir çözüm olabileceği düşünülebilir. Buna karşılık, F-35'in yüksek geliştirme ve satın alma maliyetleri, birçok ülkenin bütçesini zorlamaktadır. Operasyonel yetenekler açısından, her iki uçağın da çok rolü görevleri yerine getirebileceği ve modern savaş ortamının gerektirdiği esnekliğe sahip olduğu varsayılabilir. Ancak, KAAN'ın henüz operasyonel aşamada olmaması, gerçek dünya koşullarında performansının henüz kanıtlanmadığını gösterir. Öte yandan, F-35 çok sayıda ülke tarafından aktif olarak kullanılmakta ve çeşitli ortamlarda test edilmiştir. Türk savaş uçağı KAAN ve F-35'in teknik olarak karşılaştırılması. Hız. O F-35, Mach 1.6, yaklaşık saniyede 1,930 km, maksimum hıza ulaşabilir. Bu hız, 5. nesil savaş uçakları için oldukça tipiktir ve modern hava savaşları için yeterlidir. O KAAN'ın hız kapasitesi hakkında net bilgi olmamakla birlikte, 5. nesil bir savaş uçağı olarak benzer bir maksimum hıza sahip olması beklenir. Yani, Mach 1.5 ile Mach 2 arasında bir hız olabilir. 2. Kanat açıklığı. O F-35'in kanat açıklığı yaklaşık 10.7 metredir. Bu, uçağın hava üstünlüğü görevlerini yerine getirirken manevra kabiliyeti ve hızlanma için optimize edildiğini gösterir. O KAAN'ın kanat açıklığı hakkında spesifik bilgiler olmamakla birlikte, benzer sınıftaki diğer uçaklarla kıyaslandığında, 10 ila 14 metre arasında bir kanat açıklığına sahip olması muhtemeldir. 3. Yakıt tüketimi. O F-35'in yakıt tüketimi, görevin doğası ve uçuş koşullarına bağlı olarak değişir. Ancak, genellikle 5. nesil savaş uçakları yüksek performansları nedeniyle yüksek yakıt tüketimine sahiptir. O KAAN'ın yakıt tüketimi konusunda kesin veriler olmadığı için, bu konuda bir tahminde bulunmak zordur. Ancak, modern motor teknolojileri ve aerodinamik tasarımın yakıt verimliliğine katkıda bulunabileceği varsayılabilir. Sonuç olarak, Türk savaş uçağı KAAN ve F-35, her biri kendi alanında önemli başarıları temsil eder. KAAN, yerli üretim ve mühendislik yeteneklerinin bir göstergesi olarak Türkiye'nin savunma sanayisindeki bağımsızlığını artırmaktadır. F-35 ise, gelişmiş teknolojisi ve geniş kullanımıyla dünya çapında tanınan bir platformdur. Her iki uçağın da kendi avantajları ve zorlukları vardır ve bu uçakların karşılaştırılması, sadece teknik özellikler üzerinden değil, aynı zamanda stratejik, mali ve politik bağlamda da değerlendirilmelidir. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer videomuzu beğendiyseniz, lütfen abone olun ve bildirim zilini açın. Ayrıca, arkadaşlarınıza da önererek bize destek olabilirsiniz. Her türlü desteğiniz için şimdiden teşekkürler.